Cumhuriyet Halk Partisi Burdur İl Başkanı Sayın Erman, bayramın hemen ardından bir yazılı açıklama yaparak yine her zaman olduğu gibi şahsımı hedef alan, eleştiri sınırını aşan suçlamalar yaparak kendi tabanına şirin gözükme çabası içerisine girmiştir. Sayın Erman, ne yazık ki il başkanı olduğu günden bu yana yaptığı basın açıklamalarının büyük bölümünde şahsımı ve Burdur Belediyesi'nin çalışmalarını hedef almıştır. Elbette bu tür bir iletişim stratejisi kendisinin tercihidir. Fakat eleştiri yapmaktan öte, şahsımı hedef yaparak bir ötekileştirme siyaseti gütmekte gerilim, kutuplaşma, cepheleştirme zemininden beslenerek kendi tabanında safları sıklaştırma, yaşanan rahatsızlıkları başka bir yöne taşımaya çalışmaktadır. Muhalefet Partisi İl Başkanı tabii ki tenkit hakkını kullanacak. Düzeyli, yapıcı, iyi niyet taşıyan eleştirilere kim ne diyebilir ki? Ama açıklamalarındaki uslup, kullandığı ifadeler, kamuoyunu yanlış yönlendirme arzusunu açıkça ortaya koymaktadır. 2004 yılında merkez ilçe başkanı olarak, 2009 yılında faal olarak katıldığı seçimleri kaybetmenin ardından, şimdi de bir il başkanı olarak bir seçim yenilgisine daha tahammülü olmadığı için 2014 seçimlerini kazanmak adına her şeyi mübah gören bir anlayışla politika yapmaktadır. Beyanatlarını bir plan, bir hedef doğrultusunda yaparken atladığı önemli bir hususa dikkat çekmek gerek. Suçlamalarınız halk nezdinde ne karşılık buluyor? Kamuoyunu ne denli etkileyebiliyorsunuz? İl başkanı seçildikten bu yana sistemli bir şekilde sürdürdüğünüz Sabahattin Akkaya karşıtlığının politik getirisi ne? Tüm bu soruların cevabını halkımız sandıkta en iyi şekilde verecektir. Biz halkımızın her şeyi izlediğini, Burdur'da 10 yılda nelerin değiştiğini bizzat gördüğüne inanıyoruz. İki dönemdir belediyeyi kaybeden CHP, 9,5 yıldır hizmetlere takoz olmaktan en basit konuları bile saatlerce tartışmaktan öte bir varlık gösteremedi. Sadece basit ve düşük profilli tenkitler içeren açıklamaları 11 gün önceki aday adaylığı başvurumuz vesilesiyle yaptığımız ve başta partililerimiz olmak üzere çeşitli çevrelerden olumlu takdir değerlendirmeleri aldığımız konuşmamıza cevap idi. Tabii ki bir cevap bekliyorduk CHP'den. Makul bir süre geçtiği halde cevap gelmeyince doğrusu demokratik siyaset kurumu adına da umutlanmıştık. Herhalde olgun, ciddi, yol gösterici ve Burdur halkını da kendi hesaplarına umutlandırıcı bir cevap hazırlıyorlardır diye düşündük. Oysa her zamanki gibi bildik, klişeleşmiş, polemik ifadelerle karşılaştık. Bizim AK Parti'ye başvuru törenimizde tekrar aday adayı olmamızı onaylama ve destek anlamında şehrimizin her kesiminden insanların coşkulu varlığını görünce halkçılık ilkelerinin de ellerinden gittiğini ortaya koyan bu resim karşısında ne diyeceğini bilemeyen Sayın CHP İl Başkanı, sefiller, belediye işçileriyle doldurmak gibi dam başında saksağan ifadelerle muhalefet yapmışlık tatmini arayışına girmişler. Sayın CHP İl Başkanı, bizim yıllardır bataklık ve koku içerisindeki Burdur çayına yeni ve utanılmayacak bir yüz kazandırmaktan, Burdur'un 100 yıllık ihtiyacını karşılayacak otogarına kadar hizmetlerini anlatırken, bütün gecikmelerin ülke hizmetlerinde de olduğu gibi CHP tavrındaki yaptırmayız, muasır medeniyete geçit vermeyiz anlayışından kaynaklandığı şeklindeki ifademizden vahim bir rahatsızlık duymuşlar.
zahmetsiz rahmet olmayacağını bilen halkımıza verdiğimiz hizmetlerin rutininden bile rahatsız olan Sayın Erman, Nazım imar planını nasıl engellediklerini, peki şimdi meclisten geçirdik de ne oldu diyerek itiraf ediyor. Zaman zaman şehre kadar gelen kokunun arıtmadan değil, şeker fabrikasının çökertme havuzlarından geldiğini Sayın İl Başkanı bile biliyor. Gerek şifahen, gerek resmi yazışmalarımızla bu konuyu takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bizden önceki CHP'li başkanların yaptıkları en küçük hizmetler için bile kendilerine teşekkür ederken, zaten sevgili halkımızın da bizi iki dönemdir başkan yapan tercihlerinin sebebi o ki, biz kimin adım attığına bakmaksızın hizmet üretmenin peşinde olduk. Yine daha büyük hızla ve daha büyük hedeflere hizmet yarışı içerisinde olacağız. Ancak önceki dönemlerde yamalı bohça halinde sürdürülen Nazım imar planındaki yanlış planlama ve uygulamaların yapacağımız vizyonel hedeflerimize ne büyük engel teşkil ettiğini de halkımızın ve kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. Biz bir yandan kanun ve hukuk çizgisinde iş yapmaya gayret ederken, diğer yandan 3 kuruş için her türlü hileye bile başvurabilen beşeri faktörleri yine hukuk içinde aşma mücadelesini sabırla sürdürdük. Ve dolayısıyla eserlerimizde gecikmeler oldu. Bunun mazeret üretmekle ne alakası var? İşte tam da bu sebepten kanun ve yönetmelikleri eğip bükerek haksız kazanç arayışındaki anlayışlara geçit vermeden imzalanıp yürütülecek daha büyük eserler için ustalık dönemimiz diyoruz. Tabii ki milletimizin kültürüne yabancı olanlar çıraklık, kalfalık, ustalık gibi kavramları bilemeyebilirler. Ancak biz halkımıza hitap ediyoruz. Ne zaman emekli olacağımıza da sevgili halkımızın demokratik tercihleri karar verecek. Halka inanmayanları ise artık bu millet biliyor. 2004 yılında halkımızın teveccühüyle belediye başkanı seçildikten sonra yaklaşık 10 yıldır bu görevi büyük bir onurla yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Belediyenin tek kuruşunu gereksiz bir şekilde harcamadım, harcattırmadım. Hemşehrilerimin emanetine halel getirmedim. Hal böyleyken CHP İl Başkanı temcit pilavı gibi sürekli aynı şeyleri tekrarlayarak bizi suçlama yoluna gidiyor, suçlamadan da öte iftira atıyor. CHP İl Başkanı'nın yaptığı basın açıklamasında öne sürdüğü iddiaları tek tek cevaplayalım. 10 yıldır hemşehrilerimize daha iyi nasıl hizmet verebiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Bu süre zarfında hiçbir zaman mazeret üretmedik. Belediye mazeret üretme yeri değil, çözüm üretme yeridir. Bazı hizmetlerimizdeki gecikme hukuk sürecinin işlemesinden dolayıdır. Bunu her zaman da ifade ettik. İlimizde 2007 yılından bu yana doğal gaz çalışmaları var. Kentimizin neredeyse %90'ından fazlasına doğal gaz ulaştı. Dolayısıyla yollarımızda bozulmalar oldu. Halkımızın haklı serzenişleriyle karşılaştık. Bozulan yollarımızı hızlı bir şekilde asfaltladık. Asfaltlamaya devam ediyoruz. Geçen yıl 100 kilometre, bu yılda şu ana kadar 150 kilometreye yakın sıcak asfalt döktük. Bütçe imkanlarıyla 10 yıla yaymamız gereken sıcak asfalt çalışmalarını 2 yıla sığdırdık. Hemşehrilerimiz sıcak asfalt konusunda fevkalade memnun iken CHP İl Başkanı görmezden gelerek bu hizmeti küçümsemekte ve zaten görevi diyebilmektedir. Dillerine pelesenk ettikleri ancak bizim asla kabul etmediğimiz kasaba görünümü 10 yılda mı oldu? 1984-2004 arasında Burdur Belediyesi'nde CHP'li başkanlar görev yapmadı mı? 2004 yılında altyapısı, üst yapısı, sosyal donatı alanları, yolları, meydanları ve yeşil alanlarıyla donatılmış
bir kent mi teslim edildi bize? Nazım imar planı görüşmelerinde CHP'li üyelerin takındıkları tavır hem siz basın mensuplarının hem de kendilerinin malumudur. Nazım imar planı meclisten geçince hemen değişiklikler mi olacak? Bu sihirbazın elindeki değnek mi? Nazım imar planı geçti. Değiş vurdur mu olacak? Nazım imar planları ile belediyelerin önü açılır. Nazım imar planları ileriye yönelik olur. Bizden önceki başkanlar hiç kamulaştırma yapmamışlar gibi bir beyanımız yok ki bizim. Kamulaştırdıkları yerler için teşekkür ediyorum. Ama bir de 10 yılda kamulaştırdıklarımıza bir bakalım. Kültür merkezi sahası, hal tesisleri alanı, katı atık ve geri dönüşüm alanı, şeker meydanı, istasyon parkı, çok sayıda yol, yeşil alan dönemimizde kamulaştırılmıştır. 17 dönüm olan hayvan pazarı dönemimizde 120 dönüme çıkarılmış, yani kamulaştırılmış. Alıcı ve satıcı yağmurdan, çamurdan kurtarılarak tertemiz bir şekilde alışveriş yapması sağlanmış ve hayvan pazarımız Türkiye'nin ilk ruhsatlı hayvan pazarı olmuştur. Bunlar neden inkar ediliyor? Otogar sahasındaki son kamulaştırma da dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Otogardaki gecikmeyi defalarca basın yoluyla açıkladığımız halde CHP il başkanı hala gecikmenin sebebini soruyor. Bedesten çarşısının ilk projesini kim engelledi? Bu projeyi uygularsan mahkemeye veririz diyenler sizlerdiniz. Bedestenin geç kalmasıyla esnaf ne zarar etti? Yıkılan peynir zeytin pazarındaki esnaf uzay çatı altındaki dükkanlara yerleştirilmedi mi? Kültür merkezi konusunda da defalarca açıklama yaptım. Herhalde duymadınız. Belediye imkanları ile reklam panolarını doldurduğumuzu iddia eden Sayın Başkan daha 2 ay önce aynı panoları kendi partisinin aday adaylarının reklamları ile donatmamış mıydı? Bahtaş ve Bintaş'ın içinin boşaltıldığı iddia ediliyor. İçinin boşaltıldığı falan yok. Orası bir işletme. İşletmelerin her zaman için karı, zararı, alacağı, borcu olabilir. Aksine şirketlerimizin piyasaya borcu yok. Takipli alacakları var. Son 2 yılda edindiği iş makineleri, beton santrali ve irili ufaklı taşıma araçları gibi demirbaşları var. Meyve veren ağaç taşlanır diyor. Hemşehrilerimizin desteğiyle meclis üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğimizi beyan ediyor. Saygılar sunuyorum. Tecrübeleriniz değil mi ki? Bunlar en iyi savunma sağlıklı bir politika sunuyorlar herhalde. Diyelim ki Adliye Caddesi'ndeki binalar ekonomik ömrünü tamamladı. Yıkılacak, yeni imar planına göre çekilerek yapılacak. Eğer 30 sene önce bu yapılsaydı Adliye Caddesi Gazi Caddesi olurdu şimdiki yani gibi. Olmadı. Aynı haliyle binayı yıktılar, yerine yaptılar. Yıktılar, ya çek. Yok imar planı yok. Nereye çekecek? Bunu söylemek istiyorum. Evet abi.